Aspor yorumcusu Mahmut Alp Aslan bizlerle birlikte dünkü maçı biraz analiz edelim istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın, teşekkürler Çiğdem. Sen nasılsın? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Yani maç öncesi zaten bir bağlantı yapmıştık. Orada eksiklerden biliyorsunuz Evet. bahsetmiştik. Siz de zorlanacağını söylemiştiniz. Sergen Yalçın şimdi 11 eksikle gitti. Eksiklerin sayısı daha da arttı. Mecburi bir rotasyon da yapmıştı İzmir ekibine karşı. Olmadı. 2-1'lik skorla ayrıldı. Biraz dün akşamı sizin gözünüzden dinlemek istiyorum. Önce tabii galip tarafı Altay'ı kutlayalım. Ligimizin yeni ekiplerinden yeni çıktılar. Tabii dün de söylemiştim başta Bekurt bir hoca var. Rakipleri çok iyi analiz eden, kime karşı ne şekilde oynayacağını bilen bir hoca. Ama Beşiktaş'ın şanssızlığı. Mağlubiyetler olur. Maç kaybedebilirsiniz ama ben şuradan yola çıkacağım. Dün bir tane Türk futbolu evlat kazandı. Serdar isimli 2003'lü bir genç bir kardeşimiz, stoper. Sanki bir sezondan beri Beşiktaş'ta oynayan hiç hatasız benim için yani gördüğümüz kadarıyla tabii biz televizyondan izledik. Hatasız oynadı. Oyunun içinde devamlı vardı. Sanki 40 yıllık bir stoper ve bu sıkışık kadroda zorlu bir deplasmanda çok başarılı bir oyun sergiledi. Sergen Hoca'yı tebrik ediyoruz. Böyle bir genç evladımızı, kardeşimizi Türk futbolunda kazandıracağı için. Daha kazandırdı demiyorum, kazandıracağı için ama üzerinde durulması gereken. Futbola gelirsen kör dövüşü gibi yani iki tarafta birbirlerinde hep koro kor mücadele içine geçti. Oyun olarak, prensip olarak bakarsan yok ama Beşiktaş'ta neyi bekleyebileceksin? Yani Beşiktaş'ın işte elindeki kadro iki tane de oyun içinde sakatlıklar gün geçtikçe artıyor. Üç tane pozisyon hatası, hata, kişisel hatalardan goller yendi. İşte en sık alanı sahada oynaması, dönüşlerde hep alışmış sol taraftan, sağ taraftan daha çabuk dönmeyi. Bu tarafta dönüşte bir pozisyon hatası yaşadı, duruş hatası yaşadı. Birinci golde zaten Beşiktaş'ın yedi yine bir en sık alanın topu kontrol etmeye çalışması orada kornere de vursa pozisyon olmayacak. Ama oluyor. Rakibin de kaleye geri pası oynarken yaptığı pas hatası, araya güvenin girmesi. Bunlar pozisyonun gerektirdiği, oyunun gerektirdiği goller değil, sadece kişisel bir ferdi hatalar. Ama sert bir mücadele oldu, ikili mücadeleleri olan bir maç oldu. Fakat Beşiktaş gün geçtikçe de yıpranıyor. Bir sürü sakatlıklar işte, iki tane daha çıktı aradan. Öbürleri Ajax maçına yetişebilir mi? Bence dün de söylediğim gibi artık Şampiyonlar Ligi'nden ziyade Beşiktaş'ın götüreceği yer Türkiye Ligi olacak. Yani kendi ligi olacak. Burada başarılı bir oyunlar sergilemesi gerektirecek. Bunlar da zaman ilerledikçe göreceğiz ama işte sakatlıkları ne kadar zaman içinde iyileşeceği onları bilemiyoruz. Hocam şunu Onlar şu sormak anda soru istiyorum. işareti Araya gibi bir girmek gözüküyor. istiyorum. Tabii Sizin buyurun. yorumlarınız elbette çok kıymetli. Şimdi diğer takımlar da buna benzer sorunlarla mücadele ediyorlar. Tabii bu Beşiktaş'ta sayılar evet rekor seviyelere ulaşmış durumda. Yani kamuoyunda vesaire hep konuşulan durum şu. Yanlış idman taktikleri vesaire bunlar eleştiriliyor. Bugün ben Ömer Üründül'ün Sabah gazetesindeki yazısını okudum. O diyor ki hala esas gerçeği aslında kimse anlamak istemiyor. Bence futbolcuların %80'i kendine bakmıyor diyor. Bunu da şöyle bir örnekle aslında ön plana çıkarmış. Niye her maç 90 dakika oynayıp en çok koşan Joseph de Souza sakatlanmıyor? Ben de bunu sorarım diyor. Yani siz de kıymetli bir teknik adamsınız. Bu kadar yüksek sakatlık sayılarını hangi sebeplerle açıklıyorsunuz? Merak ediyorum. Tabii bazı oyuncuların geldikleri yerden çok fazla uzun süre oynamamaları onlar da etken oluyorlar. Josef de Souza devamlı oyun içinde olan ve devamlı oynayan. Geçen sezonda full oynayan bir oyuncu, diğer transfer ettiğiniz oyuncuların mesela Bayern'den yola çıkalım. 30 maç olmuş, oynamış Barcelona'ya gittiğinden beri. Çok uzun bir süreler sayılmaz. Çok aktif futbolcu için. Bunlar da geldiği zaman mesela Alex Teixeira 7 ayın üzerinde bir maç oynamamış. Bunu geldiğiniz zaman attınız ki senle de bunları konuşmuştuk. Burada sıkıntı yaşanabilir. Evet. Erken atarsanız adelelerinde sıkıntılar yaşanabilir. Nitekim yaşanıyor. Ve diğerlerine de bakarsanız çoğu darbeden sakatlıklar. Ve mesela şeye ne diyebileceksiniz ki cezada koşarken çime takılıyor ve çimden gidiyor. Bunlar futbolcunun kendine bakmamasından falan değil, yanlış idmanlardan da. İdmanları görmek lazım. Ne tarzda yapıyorsunuz? Çünkü 15 günde 3 maç veyahut da 20 günde 3 maç oynuyorsunuz. Buradaki idman tempoları zaten ister istemez aşağıya çekiyorsunuz. Fakat en büyük handikap
bize gelen, ülkemize gelen oyuncuların %70'inin üzerinde, 80'i üzerinde geçilen sezonlarda çok fazla gelen yerlerde süre almamaları. Ve biz de bunları aldığımız için hemen oynatmaya çalışıyoruz. Yüklemeler fazla oluyor. Adeli gruplarda tabii bazı yerlerde patlaklar veriyor. Ama Beşiktaş'ta diyelim ki 3'te yani 4'te 1'i adeli sakatlıysa geri kalanların hepsi de darbeden sakatlıklar, gelen sakatlıklar. Onları da bir an evvel toparlamaları gerekiyor. Geçen sezon bu oyuncuların hepsi oynadı. Yeniler hariç hiçbir sakatlık görmedik Beşiktaş'ta. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım ki o kısıtlı kadroda devamlı oynadılar. Ama yeni gelenler demek ki geldikleri yerlerde çok fazla süre almadıkları için biz de bunları hemen kullanmak istiyoruz. Maalesef bu sakatlıklar geldi. Hı hı. Bunların üzerinden kalkmaları lazım. Yani erken oynatmayacaksınız. Yavaş yavaş oyunculara süre vermeye çalışacaksınız. Yalnız Beşiktaş'ta bunu erken oynatmaya başlayınca ve en başta Alex Teixeira'dan gördük. Hemen ilk maçtan şeyini verdi, sinyalini verdi. Tekrardan üzere gittiniz. İşte orada biraz profesyonelce davranmak lazım. Oynamak istiyor, oynamak ister. Her futbolcu oynamak ister ama bunun da işte uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Çok erken geldi bu sakatlıklar. Maalesef Şampiyonlar Ligi yani bir farklı bir şey görebiliriz Beşiktaş'ta. Bunun dan böyle şey handikapı yaşamasınlar. Olabilir yani farklı bir mağlubiyet de gelebilir. Ajax deplasmanına çünkü çok eksiksiniz. Nasıl kadro kuracaksınız? İşte bir iki tane bakıyorlar belki oynayabilir, edebilir de bir maçlık oynattığınız zaman 5 attığınızı geri atar sizin. Onları oradaki sağlık grubu ve teknik ekip iyi karar vermesi lazım. Şimdi bu maçı bitirirler Altay maçı. Bunlar ligde gelecek yani mağlubiyetler gelecek. Bunlar da işte öyle oldu, böyle oldu. Yok antrenman eksiğiydi, burada şunu yaptık. Bunları iyi irdirmemiz lazım. İşin içine girmemiz lazım. Orada gittiğiniz zaman bunu söylemek için en aşağısından Beşiktaş, Galatasaray, Fener veyahut da diğer takımların minimum bir ay aktif her gün idmanlarını seyredip ona göre analiz etmemiz lazım. Yani bunu kendine bakmıyorlar. Bilemiyorum yani ceza evli baktı adam ailesi burada hepsi öyle. Yani bunların ne kadar kendine bakmamazlar olacaklar. Yani bazıları işte darbeden bazıları da çok fazla süre almadıkları için buraya gelip hemen birden oynatmak istediğimizden evet. dolayı adellerinde sıkıntılar yaşadılar şeyden. Peki, şimdi son 1,5-2 dakikamız. Altay'a da isterseniz son 1 dakika ayrı bir parantez açalım. Onlar da tabii bu fırsatı iyi değerlendirdiler. Nasıl buldunuz siz Mustafa Denizli'yi ve öğrencilerini? Ne dersiniz? Açıklamaları da az evvel ekranlarımıza taşımıştık. Biliyorsun onların daha kapları var. Büyük Altay, büyük Mustafa. Birbirlerine iyice bağdaştılar. Hocayla da dün yazışmıştık. Başarılar, tebrikler falan o şekilde Mustafa Hocayla. Yani hoca çok kurt hoca. Neyin ne zaman başlayacağını, nelerle mücadele edeceğini, kimlerle çıkacağını ve ne tarzda oyun sahaya süreceğini biliyor. O da kontrol ilk önce bir Beşiktaş'ı bir yokladılar. Fakat Beşiktaş'ta tabii ne de olsa eksik de olsa hepsi bir anda antrenman yaptıkları için oyun prensiplerinin ne şekilde uçma çıkacaklarını biliyorlar. Sonra Beşiktaş biraz hızlı. Yani gitgeller başladı. Ama tekrar söylüyorum yani oyunun şöyle bakarsanız normaline gidişatına beraberlikle gidebilecek böyle. Beşiktaş da çok pozisyon buldu. Tekrar söyledim yani eksik olmalarına rağmen o kadar iyi mücadele Peki. verdiler ki. Altay da bundan hazırlan. Ama Büyük Altay şu anda liderlik konumunda. Kendilerini tebrik ederiz. Hocayı da tebrik ediyoruz. İnşallah daha iyi başlarını görürüz. Peki. Şeyden. Size de teşekkür edelim Mahmut Hocam. Keyifli bir sohbet oldu. Görüşmek üzere. İyi bakalım.